Şimdi abi, Emir ismi. Şu gafur. Bu mesela şu. Bunların hepsi Emir'in ismi benim için değil mi abi? Şöyle. Dışarıdaki. Ama şöyle çiz hocam, oku. Ha, dışarıdan içeriye mi baksana abi? İçeriden, evet, dışarıdan içeriye sokuyor. Dışarıdan içeriye, tamam, girsin abi. Bunların hepsi benim için Emir'in ismi. Emir'in ismi, nispi. Tamam. Ayat-ı Tekviniye diyelim bunları değil mi abi? Bütünlüğü. He. Değil mi abi? Peki, Ayat-ı Tekviniye'nin bendeki karşılığı tasavvurda, Hasan abi. Tasavvurda kendini buluyor. Yani tasavvur çekirdekse bütün bu alem Ayat-ı Tekviniye oluyor. Yani tasavvurun açılımı bir mana. Değil mi? Evet. Zannının açılımı diyebiliriz. Efendim? Zan. Ha. Şimdi eğer bu emrin ismi ise buradaki çekirdek hükmündeki tasavvur da emrin ismi oluyor abi. İtibari de dersen daha mantıklı. Ama emri itibari tamam, bendeki. Bak, mesela bu normal, bunun çekirdeği bu. Ben bunda bunun karşılığını burada ne kadar buldurursam o mu emri itibari? Ay. Şimdi bak. Şimdi bizim dışımızdaki kainata ayat-ı tekviniye, ayetler ve min ayatina diye geçer. Ayet. Onun yazılımı bizde var. Evamiri tekviniye. Evet. Yani kainatı yarattı, kopyala yapıştır, yazılımı bize koydu. Şimdi bu ayat-ı tekviniyelerden, yani elma, armuttan, dağlardan, tepelerden bize malumat geliyor. Öyle, duygu gözden kulaktan eser geliyor. Bunlar giriyor, tahayyül ve tasavvura giriyor. Giriyor, buradan giriyor. Şekiller de tahayyülden giriyor, nisbiler. Hepsi giriyor yani. İkisi de... Her ikisi de alıcı. Alıcı, ikisi de alıcı. Alıcı özelliği. Sonra insan da, bu hayvanda da geliyor mesela, dağlardan, tepelerden bilgi, malumat geliyor. Kulağında güzel ama içeride bir sistemi yok onu değerlendirecek. Ses geliyor ama Kur'an sesi mi, şarkı, türkü mü? Ne farkı var ki sığır için? Şimdi dışarıdan alınanları... Abi bu akıl için ama, tasavvur. Yok, tasavvur. Dışarıdan alınanları... Örf, anane, kültür, gelenek, ilim, ahlak, huluklar. Onların bu dışarıdan alınanlara şekil veriyor. Bu içerideki sistemi dışarıdaki sistemler evirip devirip çeviriyor. Evirip devirip çeviriyor. Dışarıdan almaları, içeridekileri, ahlak var, huy var, gelenek var, kültür var, onları hallaç var bunun gibi evirip devirip çeviriyor. Bu içeridekine emri itibari, dışarıdan alma özelliğimize de emri nisbiler. Bu ikisi hallaç pamuğu gibi olduğu anda vahidi kıyaslarımız oluyor. Kainattaki evamiri tekviniyeler insanda, hayatı tekviniye, insanda zaten evamiri tekviniye yazılımı var. Ondandır ki, mesela zahir manada dışarıdan ilim yapılarak ilim alıyoruz. Zahir manası bu. Birisi bize öğretiyor, ilim öğreniyoruz. Hakikatte öyle bir şey yok. Ben de zaten onun anlattığı kainattaki fenler hepsi bende zaten var. O hoca, alim, öğretmen anlatarak bendekileri aktif ediyor. Çünkü ben çekirdeğim, kainat ağaçtır. Bende var zaten. O öğretmen veya hoca kim ise ben öğretirken aktif ediyor. Şimdi bu emri itibari insandaki içsel sistem içe bakıyor, içeridekileri topluyor. Emri itibarı gidiyor, ahlaktan alıyor. Örf, anane, kültür, gelenek, ilim, izan, şundan bundan topluyor. Emri nisbiler de kıyas ediyor. Bunu şunu
dışarıdan alıyor, göz dinliyor vesaire. Bunları topluyor. Bunları topladığı zaman, bunlar topluyor. Hallaç o toplama. Peki o özenin olmasını ne yapacaksın? Neyi toplayacaksın? Toplayamazsın. Ha, insan böyle cemül cemdir. Bunları bilmeyen çekti azap diyor ya. Abicim. Burada neyi eksik şey yapamadın? Şimdi sen bunu bilen insansın. Tamam abi. Emri itibari. Nisbi demiyorum. Emri itibari. Aynı farklı zamanlarda hem cüz-i ihtiyariye hem de cüz-i iradeye ayrı ayrı kullanılır mı abi? Kullanılır tabii. Kullanır i̇şte, o. Heh, işte o zaman mı kader mevzuu? Tabii. Mesela kader, bunu mesela tefrik edemeyen bir insan kaderi çözüş yapamaz. Sıkıntı çeker. Kader hakkında her konuşmada falan. Bir ihtiyari kader var. Akla bağlı. Bir de iradeye bağlı kader var. O da seninle alakası yok. Sana rağmen. Mesela güneşin doğması kaderdir, mukadderdir. Senin alakası var mı? Senin babanın kim olacağını, senin çocuğun kim geleceğini, sen bile bekliyordun da nasıl bir adam gelecek? Bu da kader. İhtiyari kader değil. Bu iradeli kader. Bu iradedir. İrade vicdandadır. Vicdandaki kaderi iradeli kaderdir. Önce kader risalesinde hali ve vicdanidir diyor. Bu. Ama bizim mesuliyeti deruhte ettiğimiz, yaptığımız hataları, günahları vesaireleri o iradeli kader değil, aklımızla alakalı olan ihtiyari kaderdir. Mesela delinin aklı yoktur. Kaderi vardır ama mesul değildir. Delinin kaderi yok mudur? Onu da su içecek, onu da büyüyecek. Birisinin çocuğu olacak da onun da kaderi var. Aklı yok ama. Kaderi yok mu? Var. Bebeğin kaderi yok mu? Var. Sırların aklı yok. Kaderi yok mu? Var. Kainatın aklı yok. Ağacın, derenin falan. Ha. İhtiyari kader insanı orijinal yapıyor. İradeli kader herkeste zaten eşit gibi. Sistem yani. Sistemin yasını bizde. İhtiyar ise insanı imtiyazlı kılıyor. İhtiyarı kader. İhtiyar. O gele gele öyle bir hale geliyor ki ihtiyarından her şeyine vazgeçecek bir makama geliyor. Bediüzzaman diyor ki cüz-i ihtiyarından vazgeçtim. Yani ne demekti zaten altına söylüyorum. Artık bütün işlerimi kadere bıraktım diyor. Ben diyor kaderin mahkumuyum diyor. Kader sevk etti diyor. Kader rızkımızı verdi diyor. Hiç adam ehli dalaleti hiç görmüyor zaten. Hapishanedeki zalimleri görmüyor. Kader yaptı diyor. Biz öyle bağırıyoruz. Aynı şey de öyle diyor. Biz bağırıyoruz. Yani ihtiyari kader aklidir. İradeli kader vicdanidir. İrade bizimle alakası yoktur ama bizim sistemimiz aktidir. Mesela babanın olması, hangi memlekette doğacağın. Hatta çok tuhaf iş yapacak. Bir tanesi kolundan tuttu, hadi şu cemaate gidelim. Sen bütün cemaatleri gördün de mi? Şu değil, şu değil, şu değil, bunu da denedim. Ya bu olmaz, ben buna gideyim. Öyle diyen var mı? Çok zordur. Benim kolumdan tuttu, gittim, kendimi gözümü açtım burada. Ondan sonra taassup yapıyorum, diyorum ki en iyi cemaat bu. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun en iyi cemaat budur? Kolumdan birisi tuttu, ben gittim. Tabii ki en iyi diyeceğim, yoksa orada korunamam ki, devam edemem ki. En iyi deme hakkın var, iyi demeye hakkın yok. Yani hepsi de iyidir. Yeter ki elbise nedir? Bu neyin, niçin misal ver? Bu iradeli kaderdir. İradeyi yaptı sana. Bu cemaati sana o verdi. O verdiği için, ben senin için en doğru, dediğin doğru. En doğru budur, değil. En doğru benim için budur. Seni o kader yaptı oraya. İhtiyarı kader değil ama. İradeli kader. İrade vicdanidir. Seni kaderdir daha o yani. Mesela herkesin diyor kaderi boğazına asılmıştır diyor ayet. Hangi kader o? Boğazına mı? İhtiyari. İhtiyari kader. Boğazına, boğazda kafasına asılmış. Heybe gibi. İhtiyar mı? Evet. İhtiyar burada. Yani bunu tefrik edeceksin, tamam mı? Tefrik edeceksin. İman madem irade ve ihtiyarın yapısıyla kavranılıyor. İman nedir? İhtiyar ve imanın cemiyle. İman da kaptedir.
O zaman kalbin iki ayağı vardır, dima ve vicdan. O zaman iki tane kader var, otomatik çıkıyor zaten. İmanın yeri kalptir. O zaman kalp, irade ile iman sıf olmaz. İhtiyarla da sıf olmaz. Çünkü delinin vicdanı vardır, iradesi vardır. Tamam. Ondan sonra, ama bizim bildiğimiz bir imanı yok. Ama imanı var. O zaman, madem iman kalptedir, imanın da iki ayağı var. Bir dima, bir vicdan. O zaman ihtiyar ve iradeli. Mesela, çok ilginçtir. Kader Risalesi'nde hali ve vicdani diyor. Öyle değil mi? Sonra da zeylerini anlatıyor. Hiç ihtiyarla alakası var mı? Enfusif konuşuyor. Hep böyle değil mi? Hep enfusif. Sonra bizim o ihtiyar kader basit kaderdir ona göre ya. Basit yani mesela ezan okundu. Kalkıp namaz kılayım. Ya şu televizyonu açmayayım. Şu anda kalbini kırmayayım ya. Veya elmayayım. Ya şunu suizan etmeyeyim. Bu adam onu kastetmemiştir. Ya böyle değil. Mesela benim şu anda oturum, tamam, hareketim bir başkasına bir acayip bir anlam taşıyor. Bilmiyorum. Dokunabiliyor ona. Ama onun kastettiğini kastetmemişim. Örftür ya. İşte bunlar ihtiyar-ı kader. Basit kaderdir. Kader Risalesi'ne bunu şey yap. Sonra Bahadır'ı ışlıyoruz. Anladın mı? Ama bizi insan eden o. İnsan eden o. Mayalayan o. Abi. Hani iradeli kadere geçirdi ya ustadı. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. 17. söz. Onu vazgeçirecek seni hangi, kim çıkarttı seni oraya? Uyuyor muyum ama? La ilahe illallah diyoruz ya, la ilahe sanki ihtiyari kader. Harika. İllallah iradeli kader. Da aynen öyle. Ta kendisi. Niçin? Yani bir tarafta akılla, yani dimağı. Akılla yapıyorsun. Birini terkleri yapmıyor. Evet. Yaptıran bir, o vicdandır diğeri. Evet. Yani la ilahe demek de zaten şeyde, vücudi bir şey değil. La ilahe diyorsun yani. Vücudu yok demeyeceğim. Ha yani. İllallah. Vücudu yapıyorsun. Mesela mevcuda Allah diyor ama la ilahe diyemiyor onlar. Evet. Hep Allah İlla, diyor. Evet. İşte Allah diyor yani. Allah hep tesbihatını Allah diyor ama Allah, Allah la ilahe diyor. Diyemiyor. Şimdi, niye dima yok? Çünkü niye vahiy tek... Aslında hakikatte ihtiyar-ı kader diye bir şey de yok aslında Hasan abi değil mi? Neden diyeceksiniz? Yani emanet olarak verilmiş ki biz... Ama şöyle tertip bir dünyada konuştuğumuz için, hani merkeze gidersen, toplancılık yaparsan tabii ki hiçbir şey yok. Oraya gitme müdahale olursun. Abi biri lef-i mahfuz ispata, biri lef-i mahfuza mı bakıyor o zaman? Hayır, evet. Bakar. Çünkü niye? Dima, kardeşim, mekan ve zaman anlayışımız oluşturuyor. Zamanın hakikati da lef-i mahfuz ve ispattır. Evet. Tamam. Dima bütünselliği, lef-i mahfuzdur. Yani lef-i mahfuz ve ispat değil de birisi lef-i mahfuz, birisi arş. Yani veya daireyi hayat mıydı, vicdanın yeri. Çünkü irade vicdandadır. İhtiyar da akıldadır. Yani dimadadır. Şimdi konumuza gelelim. İhtiyari kaderi yaptığımız kendi seçimlerimiz mi? Bizim seçimimiz. Yani işte ama buradan bakarsak seçiyorum değil mi? Normalde toprak dediğine geleceğim. Aslında yine sonuçta zaten belli o. Ama ben buradan bakınca seçmiş oluyorum yani. Evet. Yani aslında yani göreceli olarak var. Tabii mesela diyelim ki yarın güneş doğacak. Ben ihtiyar edemem ki doğamazsın. Yani sana tayin edilen sahadaki tercihler var. Evet. Onların içindeki bak tercih içerisindeki tercihindir. Mesela ben yarın rüzgarı esmesini istiyorum. Böyle bir tercihimiz var mı? Yok. Yani bu iradeli kader olduğu için bizim dışımızdadır. Ben cüz-i ihtiyarından vazgeçtim demesi aslında şey olabilir mi? Ben bu seçimleri de kendimi yapmadığımı görebildim. Ha! Tabii onu baktı ki Allah Allah bu liyakata göre önüme şeyler çıkartıyor Cenab-ı Hak. Ustad tabii. Önüme şeyler çıkartıyor. Onu çıkarttı, bunu çıkarttı. Yani ben aslında öyle bir duruma geldi ki. Mesela bende de öyle hapiste. Bu mu bu mu? Başka şık kalmadımış ki. Şey gibi hani enedeki farazi hat çizer sonra o hattı da kaldırır diyor. Ben buraya kadar yaptım. Sonra der ki hepsi yani öyle bir kıyas
gibi aslında. Ama o lazım. Bizim burada kalmamız için, burada yaşıyormuş, inanabilmemiz evet. için de öyle seçimler yapıyormuş. Yani burada en orijinal şudur. Kaderin dima, ihtiyarı kader, iradeli kader olduğunu bilsen yetiyor. Esbab. Nereden konuştuğunu yapmamız lazım. Biraz da durma noktası yani. Nereden ama relatif değişiyor. Yani belgenin nereye koyduğunun tespiti için çok önemli. Çok neyse, önemli. Kayıyor, her yer yuvarlak. Her yer mesela. Oluyor, karışıyor. Sabit koymazsan pergeli, iki de bir o şeye dönüyor. Hangisi yuvarlak? İhtiyarda mı konuşuyoruz? Yani tercihler aleminde mi? Evet, öyle. Yoksa senin tercihin dışında bloke eden bir sistem var. Mesela yağmur yağmasını istemiyorum ama yağıyor. Yani böyle bir tercihim var mı? Yok. Yani şeye benziyor. Hani biz eskiden misafir verdik. Küsur sene önce top Zeytinburnu'na kalırken orada top sahası var. Oradan vermiştim o ders yaparken. Şimdi adam futbolcu acayip hareketler yapıyor. Bilmiyorum, tercihler yapıyor. Atayım atmayayım. Nerede yapıyor? Şimdi o bir top sahasına bir kural var. Top sahasının kuralı var. Bir de sistem. Sistem var. Diyor ki ey futbolcular diyor. Bu futbolu yönetenler. Biz burada bir kural koyduk. Tercihimiz var. Bu kural başka şekilde de olabilir ama bizim tercihimiz bu. Bizim tercihimiz bu. 10 metre yapabilirdik ama biz 50 yaptık. Bizim tercihimiz bu saha. Yöntem, oyun bu. Senin burada bu oyun içerisinde oyunun senin olsun tercihin. Ama genel bir oyunu sen tercih edemezsin. Kurallara uymak zorundayım. Kuralların içerisinde senin kuralın olacak. Yöntemin olacak. Sen bu sahanın içindesin, hürsün. Bu sahanın dışında hür değiliz. Mesela top bu taraf kaydı, taş diyorlar. Yo ben kabul etmiyorum, öyle yok. Yani bizim koyduğumuz gene bir kural var. Bazılar diyor ki, kader kolumu bağladı. Futbolcu da aynı şey diyor. Ah ulan ah, şu çizgi bizim kolumuzu bağladı. Çizgi olmasaydı gol atacaktım. Kolumu bağladı. Niye demiyor? Top sahasının kuralları benim istidadımı kapattı. Hürriyetimi kaldırdı. Niye demiyor? O çizgi olmasaydı ben gol atacaktım. Yok geçtin çizgi, bilmem geçmedi, şu oldu. Elini vurdu. Niye kayıt diyorsunuz kardeşim istidadımı? Çizgi olmasaydı oyun olmayacaktı. Yani nasıl ki o futbolcu diyemez? Niye diyemez? Çünkü bu kadar farklı istidatları aynı mekanda cem etmek bir sistem gerekiyor. Sistemsiz hiçbir şey yoktur. En yamyam, en vahşi Afrika kabilelerin bile kuralı vardır. Yok mu? Onların da bir yöntemi var. Şimdi en böyle dengesiz bir devletin bile bir hapishanesi var, bir de sokakları var, kuralı var, kanunu var. O kainat yaratan Allah'ın da kanunu olacak tabii. Nereden çıktı bu şeriat? Senin nereden çıktı TC kanunları ise o da öyle. Peki niyet nazar Hasan abi ihtiyarı o anlamlandırıyor, farklılaştırıyor onu. Peki. Evet. Artık derse girelim, kimse daha bir şey söylemesin. Sadece Hasan abi ben bir şey söyleyeceğim, onu dinlesin. Dinlemesin de. Yani ben bunu diyeceğim ya, siz diyeceksiniz ki artık altını doldur da doldur. Yani bunun biri ezele, biri ebede de bakıyor diyebiliriz abi. Bakarsın evet. Bakarsın. Hazır mıyız?